Merhabalar, selamünaleyküm. Arkadaşlar, bugün Warface'de tek bir maçta birçok silahı açma, etmiş gibi para kazanma ve yüksek rütbelere ulaşmayı size göstereceğim. Göstermeden önce arkadaşlar, tüm karakterlerin biliyorsunuz ki farklı özellikleri var. Ama medik olmanızı ben çok önermiyorum çünkü en son patronu öldürdüğünüz zaman, öldüreceğiniz zaman pompalının menzili kısa olduğundan ötürü pek bir işe yapamıyorsunuz. Yakın mesafede biliyorsunuz zaten medikler çok etkili. Takım arkadaşlarınızı kaldırabiliyorsunuz. Bu açıdan gerçekten iyi. Ama sondaki patronu öldürmekte pek yeterli değiller. Bunu alırsanız sadece yakın mesafede oynamanız gerekiyor ve takım arkadaşlarınıza can basmanız ve ölenleri kaldırmanız gerek. Benim size tavsiyem piyade ve mühendis olun. Herkes keskin nişancı olunabilir mi? Benim size tavsiyem keskin nişancı olmayın. Ha, illa da ben keskin nişancı olacağım diyorsanız bunun gibi atış hızı yüksek keskin nişancı tüfeklerini tercih edin. Örneğin benim bu G28'im son derece hızlı atış hızına sahip. Siz bu şekilde yüksek hasar veren ama bolt action bir tüfek alırsanız pek bir iş yapamazsınız. Ha, set de olabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Setlerin şöyle güzel bir özelliği var. Zırhı bitmediği sürece çok az hasar alıyorlar. Zırhınız bittiğinde bir vuruşa falan ölüyorsunuz. Böyle bir kötü özelliği var ama zırhınız da kolay kolay bitmiyor. Özellikle takımda mühendis var ise ölümsüz yakın bir şey oluyorsunuz, öyle diyeyim. Zırhı çok yüksek. Set düzmek çok kolay. Bir bunu alıyorsunuz, bir de bunu alıyorsunuz. Bunu almasanız da tabii olur. İkinci silaha çok gerek yok. Ama ben yine de aldım. Bu ikisini dizmek çok kolay. Ufak bir uğraşla set karakterini fullleyebilirsiniz. Piyade oynayacaksanız tavsiyem M60 gibi makineli tüfeklerle oynayın. Aksi takdirde piyade oynamanın artık hiçbir esprisi yok. Çünkü mühendislerin silahları da görüldüğü üzere 85, 88, bu da 88'miş, 82 vesaire. Yani mühendislerin artık silahları da piyadeler kadar güçlü. Yani eskiden böyle değildi. İşte P90'dır, G36C'dir, MP7'dir, bunlar az vuruyordu. Yani 60'la en iyisi 70 vuruyordu ama piyadelerin tüfekleri 90'a kadar vurabiliyordu. Ancak artık dediğim gibi böyle bir şey kalmadı. Bu sebeple piyadeden ziyade tavsiyem mühendis oynayın. Mühendisin zırhı olduğu için dostlar gerçekten çok etkili oluyor. Bunu da takalım. Pek kullanmıyordum ama siz de videoda görürsünüz. Mühendislerin zırhı gerçekten çok etkili. Çünkü siz bir hasar aldığınız zaman önce zırhınız bitiyor. Zırhınız olmadığı sürece 3 atış ölürsünüz dostlar. Ama zırhınız olursa 5-6 atış ölürsünüz. Zırh sizin aldığınız hasarı inanılmaz seviyede engelliyor. Metin 2'deki kara büyü Sura'daki büyülü koruma gibi düşünün bunu. Zırh bu yüzden çok çok önemli. Kasklarımız, zırhlarımız kesinlikle can veren olmalı. Görüldüğü gibi benim kaskım 5 saniyede 8 can puanı verirken zırhım 5 saniyede 8 zırh puanı veriyor. Kesinlikle zırh ve can veren kask, zırh, eldiven vesaire kullanın. Tabi eldivenlerde bildiğim kadarıyla böyle bir özellik yok. O yüzden bunları kullanıyorum sadece. Neyse, özel operasyonlara tıklayın. Özel operasyonlara geldik. Buradan bu örümcek, tabi bunlar örümcek değil bu arada. Ona benziyor. Oynaya tıklayın ve başladı. Şimdi silahlarına bakalım. Güzel. Yeterli seviyede. Bu takımla geçebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü aldığı silahlar da güzel. Rütbeler de güzel. Tabi pek rütbeye bakmanızı da önermem. Öncelikle bunu alıyoruz. Sesim az gelebilir. Pardon, oyun sesi az gelebilir ama burada oyun sesini duymasanız da olur. Arkadaşlar, açık konuşayım. Fazla kill almanız size hiçbir şey kazandırmıyor göreviniz yok ise. Yani ha 1 kill almışsınız, ha 1000 kill almışsınız, burada fark etmiyor. Bu neden böyle yapılmış? İşte oyunu bilmeyen arkadaşlar da doğru düzgün puan alabilsin diye bence. Dediğim gibi fazla kill alacağım diye bir tarafınızı yırtmayın. Hiç gerek yok. Sizin VIP'niz var ise 1 kill alın. VIP olmayan birisi 1 milyon kill alsın.
Emin olun siz ondan daha fazla skor alıyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz daha doğrusu. Şunlara dikkat edin. Onu gösterebilirsem şunları, evet. Bunlar gerçekten öldürücü. Bakın salta bakarsanız zırhım bitti ama canım sadece %30 falan gitti. Zırh bu yüzden çok önemli. Bunları sıra sıra açıyorsunuz. Açtıktan sonra bunlar çıkıyor. Bunları öldürüyorsunuz. Bomba atmayın, bir işe yaramıyor. Evet, şimdi bunları öldürdük. Diğer taraftaki duruyormuş hala. Şurada bir tükürükçü var. Bombayı attık, o ölecektir. Kullandığım bomba biraz farklı. Parça tesiri daha yüksek ama maalesef sınırsız değil, adetli. Oyunun en kötü özelliklerinden birisi de bombaların adetli olması arkadaşlar. Bizim silahımız fazla hasara sahip olduğu için rahat öldürüyoruz. Tabi sizde düşük hasarlı bir silah varsa daha zor ölürler. Özellikle bu tükürük atanlar. Daha demin solucana benzer zımbırtıların şöyle kötü bir özelliği var. Çok fazla vuruyorlar arkadaşlar. İlk iki atışları bu içeride çıkanların özellikle kaçıyor. İleri geri yapmanız bir şey ifade etmiyor bu arada. O vuruyorsa vuruyor, vurmuyorsa da vurmuyor. Hareket etmeniz bir şey değiştirmiyor özellikle. Bakın bizimkini indirdi mesela bu. Hemen zırhımı yeniliyorum. Bunlar da elit olanlar. Bu yüzden ölmeleri zor. Zırhımı yeniliyorum. Daha fazla orada oyalanmanıza gerek yok çünkü zaten 900'e yakın para bulduk. Hemen buraya gelelim. Şimdiki amacımız buraya korumak. Mayınımızı koyalım buraya. Şimdi sesten ötürü buna saldıracaklar. Bizim bilgisayarda donmaya devam etmez böyle. Arkadaşlar şunlar çok ölümcül. İki tanesi denk gelirse sizi öldürüyorlar. Bir tanesi canınızın birçoğunu alıyor. Zırhınızın daha doğrusu. Zırhınız tamamen bitmeden canınız pek gitmiyor. Onu söyleyebilirim. Bu sefer şansımıza fazla geldi. Ben de piyade oynuyordum. Düne kadar. Mühendisin silahlarını oynamak biraz zor çünkü çok fazla tepiyorlar. Şöyle göstereyim. Aşağı doğru çekmezsem bayağı yukarı gidiyorum. Aşağı doğru çekersem bu şekilde. Ama bunu da her zaman yapması mümkün değil. Çünkü savaşın esasını unuttuğunuz oluyor. Hemen bunu alalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar buradaki amacımız 3 tane ana odayı bulup odadaki bilgisayarları çalıştırmak. Birinci oda burada. Direkt bu şekilde buralara geçiyoruz. Tabi diğer odalarda geçmeniz gereken zorluklar daha farklı. Ben birinci odayı açtım. Aslında tüm odaları ben açmak istiyorum ama
buraya daha sonra geliriz. Diğer odada su var. O suya bastığınız zaman ölüyorsunuz. Çünkü elektrik söz konusu. Ben hızlı hızlı buraya geldim ki size göstereyim diye burayı. Çünkü diğerini bizim arkadaş yapmış. Diğerinde de işte kutular falan var. O kutuların üzerine basarak suya dokunmadan geçmeye çalışıyorsunuz o parkuru. Ya çok güzel bir şey değil. Sağ üstteki para birimimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda son derece az. Şurayı açalım ki bizim arkadaşlar gelebilsin buraya. Tükürük attıkları o ufak zımbırtı kafalar oluyor. Bakalım burada bir şey yok sanırım. Varsa buralarda vardır. Tam burada olmadığına göre orayı temizledik. Şimdi geri döneceğiz. Tamam geldim. Geri döneceğiz. Bu şekilde odalar dolaşarak kutu buluyorsunuz. Bu kutular sayesinde paranız artıyor. Paranız arttığı zaman da birazdan göstereceğim tırı daha iyi modernize ediyorsunuz özetle. Geldimler burası gibi. Bu alev silahı canavarlara normal silahınızdan çok daha fazla vuruyor genellikle. Buraları böyle geçerek para kasıyorsunuz. Bu paralar gerçekten dediğim gibi önemli. Ne kadar fazla paranız olursa tırı o kadar fazla modernize edersiniz. Ama kesinlikle zırh vermeyin ilk etapta. Çünkü zırh olarak bilinen zımbırtı sadece aracın canını yükseltiyor. Siz ilk başta zırh verirseniz aracın canı fullken sadece zırh hakkınızı yemiş olursunuz. Ve her seferinde bu zırh hakkı, yani zırh olarak nitelendirdiğimiz zımbırtı artıyor. İlk seferinde 1000 olurken ikinci seferde 2000-3000 diye ilerliyor. En önemlisi hız arkadaşlar. Yani motor. Ha, burada. Arkadaşlar bunlar 1000 veriyor. Pardon 1200 veriyor. O ne lan? Sesi falan da gelmiyor. Bu ne? Diğer arkadaşlar sorunlar herhalde ya. Baksana çok az kill almışlar. Evet buraya geldik. Birinci önceliğimiz zırh değil, motor. Bir tanesini taktıktan sonra canavarlar gelmeye başlıyor. Sakit
şekilde indiriyoruz. Motorları fulleyin, 3 tane alabiliyorsunuz zaten. Makine tüfek almaya açık konuşayım pek gerek yok. Tabi paranız artarsa kesinlikle alın. Yine öldürebiliyor canavarları kısmen olsa da ama açık konuşayım pek bir işe de yaramıyor. Öyle ahmet için göremiyorsunuz yani. Şu anda bir tane kule alma hakkımız var çünkü 1000 paramız vardı ama ben almaya gerek görmedim. Çünkü açık konuşayım pek bir işe yaramıyor dediğim gibi. Alev makinesi son derece ölümcül arkadaşlar. Bu yüzden alev makinesini sürekli kullanmanızı tavsiye ederim. Bunları bu şekilde öldürüyoruz. Yuvaları burada. Çıkacakları bölgeler burada belli. Bakın kırmızı düşmanın ne taraftan saldırdığını gösteriyor araca. Timkil açık bu arada. Bu yüzden dikkat edin. Arkadaşlarınızı vurmayın. Hemen bunları indirelim çünkü çok ölümcüller. Zırh verelim kendimize. Zırhımız azalmış. Dediğim gibi bunları öldüreceğim diye kasmayın kendinizi. Çünkü daha demin de belirttiğim üzere bunları öldürdüğünüz zaman ek bir puan almıyorsunuz eğer göreviniz yoksa. Evet, şimdi buradan kutuları bulmamız gerekiyor. Bakın binlik burada, 1200'lük. Temizledik burayı hemen. Evet şimdi gidebiliriz. Aracımızın zırhı azaldığı için, yani canı azaldığı için direkt zırh alacağım bir tane. Sadece canı azaldığı zaman zırh alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane daha olduğu için hepsini harcamadım. Yani bu şekilde bir tane daha hangar var. Ondan sonra boss'la savaşacağımız için istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Artık tırla pek bir alakanız kalmıyor o zaman. Alev makinesiyle öldürün daima. Çünkü öldürmesi çok daha kolay ve rahat. Bazen burada da olur. Olmadığı da oluyor ama. Kutuların yeri sabit değil bu arada. Bilginiz olsun. Arkamızdan geldiler. Bizim beyinsiz de tabi onu akıl edememiş öldürmeyi. Ya da ibneliğine yapıyor bunu. Öldürelim.
Ateşten zırhınız gitmez, sadece canınız gider. Bilginiz ola. Bir aptal arkada kalmış. Ya böyle aptallar olursa takımınızda, açık konuşayım, geçemezsiniz. Çünkü tek başınıza geçebileceğiniz bir görev değil bu. Zırhını verelim ama. Zırhımız bitti. Bu niye alınmıyor ya? Bug oldu demek ki. Bunu sonuna kadar içmeyin. Önce buraları temizleyin. Oraya sonuna kadar gittikten sonra, çünkü canavarlar saldırmaya başlıyor. Önce buraları temizleyin, daha sonra saldırırsınız. Buradan da şunu indiriyorsunuz ve burada bir küsür K'lık paket olması lazım. Şanssızız, o yokmuş. Şimdi odaları bizim arkadaşlar aldı herhalde. Umarım atlamamışlardır bir şey. Neyse, gidebiliriz. Çaktım oraya. Gördünüz mü? Mine oraya koyduğum için canavarlar buradan kamyonumuza doğru saldırmak istediğinde mine indirdi hepsini. Mayınları sadece mühendisler ve sniperlar kurabiliyor. Tabi sniperların mayını biraz özel. Normal şey değil. Mayın değil. 360 derece. Bakan zımbırtadan. Şimdi hepsini kuleye verebiliriz. Yok, yine bir zırh alalım. Aracımız ölmeye. Yine zırh alıyorum. Tabii zırh aldığınız zaman aracınızın canı daha az gidiyor. Lakin dediğim gibi tamir özelliği olduğu için bu son bölge dışında kullanmayın. Şu anda istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Çünkü bu son bölüm. Bundan sonra boss'a giriyoruz yani. Tırla alakamız kalmıyor. Evet. Bizim takım gerçekten sorunlu ya, baksana. Buradan sonra o paketlerden yok. Para falan kasamıyoruz. Eğer tam bu arada sıkışırsanız arkadaşlar, bug oluyor ve sizi bu yukarıya atıyor. Tırın üzerinden tarayabiliyorsunuz. Bir defa başıma gelmişti. Şansa. Şu zımbırtılar dediğim gibi çok tehlikeli. Önce bunları öldürüyoruz.
İndirelim hepsini. Şarjörümüzü değiştirelim. Zırhımız bitmiş. Zırh görüyorum hemen. O yukarıya dikkat edin. O şekilde gelebiliyorlar. Bunlar da araç için tehlikeli çünkü genellikle bizden yani oyunculardan ziyade tıra saldırıyorlar. Hemen öldürelim. Evet, hepsini öldürdük. Buradaki maalesef bug'a giriyor böyle sürekli. Yani ateş işlemiyor maalesef bazen. Hani bazen demeyelim de %90 öyle oluyor. Tamir edelim. Kapıyı açıyoruz ve boss karşımızda. Bu bölge basit. Aşağı indikten sonra zorlaşmaya başlıyor. Tabii en aşağıya yani şuraya indiğimiz zaman mermilerinizi pek harcamanızı tavsiye etmem. Sadece boss'a karşı kullanın mühimmatlarınızı. Çünkü mermileriniz bitebilir. Piyade var ama olsun. Şerefsizlik yapabilirler. Bunun ağzına veriyoruz. Daha sonra bu hasar alıp zayıf bölgesini dönüyor. O şekilde öldürüyoruz. Bizim pek de pek stabil olmadığı için bu tepme konularında biraz zor oluyor uzaktan vurması. Dürbünümüz de reddat zaten. Evet, zayıf bölgesi bu gözü. Gözünü bu şekilde vuruyoruz. Şimdi buraya iniyoruz. Oraya dikkat edin. 3 tane o tükürükçülerden var. Artık adı neyse. Tabi oradakilerin şöyle bir özelliği var. Pek fazla can alamıyorlar.
Hemen zırhımızı yenileyelim. Evet. Şuradaki zımbırtılar yine çekmiş. Alev silahınız yetişiyor arkadaşlar. O yüzden tüfekle öldürmeye çalışmayın. Medik yok maalesef. Neyse kalkalım. İyi canını aldık, güzel. Şimdi alta iniyoruz. Beni patlattığım da diğerini patlattı. Güzel. kilo almışız. Bu gereğinden fazla. Benim bu kadar kilo almam diğerlerinin noob olduğunu gösteriyor. Bu sağdan vuracağı zaman sola geçiyorsunuz. Soldan vuracağı zaman sağa. Rehberiniz şu kablo. Boru. Ne diyorsanız artık. Her seferinde biraz daha hızlanıyor. Dikkat edin bu yüzden. Evet, öldü. Bakalım ne kadar para verecek bize. İlk günün bonusunu alırsanız 75 küsür K para veriyor dostlar. Ama onu alamazsanız 35 K para veriyor. Yaklaşık 30 dakikada 35 K para kasıyor. Yani 1 dakikada 1 K kasmak gibi düşünebilirsiniz bunu. PvE görevleri bitirdiğiniz zaman size Mega VIP ve Normal VIP de dahil yaklaşık 1200-1500 civarı para veriyor. Yani hiçbir şey. %80'e kadar da rütbemiz arttı. Bu görev çok fazla puan verir bu şekilde. Bakalım şunu alabilecek miyiz? Ne kadar da yaptık? Muhtemelen alamayacağız hadi bakalım. Yes. Bu takımda o zor. Tost oyuncu. Güzel. Nedeniniz artık buna savaş. Battle Pass olduğu için Türkiye'si sanırım savaş geçişi. Bunu aldığınız zaman size bu şekilde bonuslar veriyor. Aynı War Thunder veya işte Armored Warfare'de olduğu gibi.
Ya bunlar böyle amış amış şeyler de değil. Yani alınmasa da olur. Neyse, görüldüğü gibi arkadaşlar 30 küsür dakikada 35K para kastık. Siz de doğru düzgün itemlara sahipseniz dostlar bu görevi yapabilirsiniz. İlk seferlerinde zorlanırsınız ama eliniz alışırsa ve görevin tüm inceliklerini öğrenirseniz paraya para demezsiniz.